bu şirketler uzun yıllardır, yani yaklaşık yarım yüzyıldır hizmet ediyorum. Tabii böyle bir şeyle çalışmaların takdir bulması, dün geçen yılda zaten Dünya Ayçiçeği Derneği, Ayçiçeği'nin Nobel'i olan Ayçiçeği Pusovet ödülünü de almıştım. Bizim ülkemizde de böyle çalışmaların takdir bulması beni çok onurlandırdı. Bundan daha fazla, daha büyük aşkla tarıma daha fazla hizmet etmeye, uzun yıllar inşallah Allah nasip ederse hizmet etmeye teşvik etti. Ziraat Mühendisleri Odası Genel Merkezi tarafından Ankara'da düzenlenen Tarım Haftası kutlamalarında Trakya Üniversitesi Öğretim Üyesi Profesör Doktor Yalçın Kaya'ya tarım sektörü ve ziraat mühendisliği mesleğine yapmış olduğu katkılar nedeniyle 2022 yılı bilim ödülü verildi. Kaya için ayrıca Ziraat Mühendisleri Odası Edirne temsilciliğinde de ödül töreni düzenlendi. Törene katılan Ziraat Mühendisleri Odası Edirne temsilcisi Erdoğan Yanılmaz, Kaya'ya yaptığı çalışmalardan dolayı kutlayarak ödülünü takdim etti. Türkiye'de ve uluslararası alanda odamız üyesi meslektaşlarımızın bilime yaptıkları katkılarından dolayı Sayın Profesör Doktor Yalçın Kaya'yı bilim ödülü verilmesini teklif etmiştik. Ziraat Mühendisleri Odası Edirne İl Temsilciliği olarak. Bu vesileyle bizim TUMOB Ziraat Mühendisleri Odası Bilim, Hizmet, Teşvik ve Özel Ödül Yönergesi hükümleri doğrultusunda TUMOB Ziraat Mühendisleri Odası Tarım Haftası etkinlikleri kapsamında verilecek olan 2022 yılı Bilim, Hizmet ve Teşvik Ödülü adaylarını değerlendirmek üzere oluşturulan seçici kurulumuz Ankara'da toplanmış. Seçici kurulumuzca gerçekleştirilen toplantıda yapılan değerlendirmede bilim, hizmet ve teşvik ödülleri, bunlardan biri de Sayın Profesör Doktor Yalçın Kaya dün Ankara'da genel merkez tarafından düzenlenen bir törenle ödülünü kendilerine o da Genel Merkez Yönetim Kurulu takdim etti. Biz de kendisini ayrıca burada yaptığı çalışmalardan, işte geçen yıl Uluslararası Ayçiçeği Derneği olarak da kendisi ayrıca bir ödül almıştı. Bunları biz oda üyemiz olduğu için takip ediyoruz. Kendisiyle de gurur duyuyoruz yaptığı çalışmalardan dolayı. Biz de kendisini bu ödülden dolayı ayrıca il yönetimimiz, yönetim kurulu adına ben de kendilerini tebrik ediyorum. Profesör Doktor Yalçın Kaya ise tarım sektörüne yaklaşık yarım yüzyıldır hizmet ettiğini belirterek çalışmalarımızın takdir bulması beni çok onurlandırdı. Bundan daha büyük aşkla tarıma daha fazla hizmet etmeye devam edeceğim dedi. Türkiye Ziraat Mühendisleri Odası'nın verdiği biraz adaylar varmış ve tek bilim ödülü olarak bana layık görüldü. Bu anlamda hem odamıza hem başkanımıza bizim teşekkür ediyorum. Ben 50 yıldır bu tarım sektörünün içindeyim. Yani gözümüzü ayçiçeği tarlalarında, buğday tarlalarında açtık. Ben aynı zamanda bir çiftçi çocuğuyum. Aynı zamanda üreticiyiz ve arkasından ziraat mühendisi olduk ve daha sonra araştırmacı olduk. İşte yurt dışında master doktora yaptım ve akademisyen olduk. Aynı zamanda ıslahçıyım. Türkiye Bitki Islahçıları Derneği'nin kurucusuyum. Burada bu şirketler uzun yıllardır, yani yaklaşık yarım yüzyıldır hizmet ediyorum. Tabii böyle bir şeyle çalışmaların takdir bulması, dün geçen yılda zaten Dünya Ayçiçeği Derneği, Ayçiçeği'nin Nobel'i olan Ayçiçeği Pusovet ödülünü de almıştım. Bizim ülkemizde de böyle çalışmaların takdir bulması beni çok onurlandırdı. Ve bundan daha fazla, daha büyük aşkla tarıma daha fazla hizmet etmeye, uzun yıllar inşallah Allah nasip ederse hizmet etmeye teşvik etti. İnşallah bundan sonraki çalışmalarım da zaten devam edecek.